Ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve video izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada dostlar beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bugünkü videoda izleyeceğimiz bir seri katil miydi değil miydi bunu irdeleyeceğiz. Başından sonuna kadar bir sürü şüpheler barındıran bu olay hakkında yorumlarda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız bunu yorumlarda tartışabiliriz. Albert de Salvo son derece berbat bir ailede 3 Eylül 1931 yılında Chelsea, Massachusetts'te doğdu. Baba ailesine karşı şiddet eğilimli alkolün tekiydi. Neredeyse her gün eşini dövüyordu. Albert da kız kardeşiyle birlikte böyle bir ortamda büyümeye çalışıyordu. Bir keresinde baba çocuklar daha çok küçükken 9 dolara Maine'de bulunan bir çiftliğe çocuklarını sattı. Ama çocuklar kısa bir zaman sonrasında oradan kaçarak yeniden evlerine döndüler. Baba çocukların geri döndüğünü görünce yanına Albert'ı alarak ona hırsızlık dersleri vermeye başladı. Beraber dükkanlara gidip nasıl çalacağını öğretiyordu. Albert da babasının korkusundan görevini çok iyi yapmaya çalışıyordu. Çünkü bir keresinde 11 yaşındayken annesinin dişlerini kırdığını canlı gözlerle görmüştü. Bu durum onu çok korkutmuştu ki baba ne derse yapabilecekti. Tabi böyle bir ayarda evde çok fazla dayak vardı. Ayrıca baba eve fahişeleri getirip çocuklarının gözleri önünde sevişiyordu. Albert de Salvo'yu hayatının geri kalanında en çok etkileyecek davranışta da buydu. Büyüdükçe babasından gördüğü üzere kızlara karşı cinsel yönden zaafları ortaya çıkmaya başlıyordu. Bölgedeki kızların bir çoyla takılmıştı. Ağzı iyi laf yapıyordu. Albert de Salvo bu dürtülerle birlikte askere de gitti. Askerliğini yapmak için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Frankfurt'a göreve gönderildi. Tabi Albert burada da pek rahat durmadı, cinsel fantazilerine son sürat devam ediyordu. Tam o sıralarda Frankfurt'ta saygıdeğer bir katolik ailenin kızı olan Irmgard ile tanıştı. İkili birbirlerini çok sevdi. 1954 yılında Albert ordudan 9 yaşındaki bir kıza tacizde bulunmasından dolayı atılınca Amerika'ya yerleşme kararı aldılar. Tabi eşi ordudan atılma sebebini bilmiyordu. Çünkü 9 yaşındaki kızın annesi itibarlarının sarsılacağı korkusuyla şikayetçi olmamıştı. Ve 1954 yılında Albert ve Örngard Amerika'ya geri döndüler. Amerika'ya döndüklerinde Örngard için eşi harika birisiydi. İki çocuğu doğduktan sonra da iyi bir aile babası olarak tanınıyordu etrafında. Tabi bir süre sonra cinsel açlığı artmaya başlayınca kadın kendisinden rahatsız olur olmuştu. Albert da çözümü yeni bir taktik geliştirmede buldu. Geliştirdiği taktiğe göre Boston'da öğrenci mahallelerinde moda dergilerine manken arayan kadınlarının vücut oranlarını ölçmeye çalışan bir adamdı. Özellikle birlikte yaşayan kızların mahallelerinde. Kapı kapı gezip manken aradığını söylüyordu. Bazen yakışıklı birisi olduğu için kapıyı çaldıklarında kızlar tarafından eve davet ediliyordu. Girdiği evlerde ise kızların vücut ölçülerini ölçebilmek için soyunmalarını istiyordu. Suç dünyasındaki yerini almak için ilk adımlar geliyordu yavaş yavaş. Suç kariyerine bir evde hırsızlık yaparak devam ederken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu hapis cezası onu inanılmaz sinirlendirdi hapishanenin ardından artık yeni bir hobisi olacaktı. İlk cinayet 14 Haziran 1962'de geldi. 55 yaşındaki Anna Slessers evde yalnız başına otururken olacaklardan habersizdi. İçeriye giren katil kadını boğarak öldürdü ve cinsel ilişkiye girdi. Zavallı kadın bir bornoz kemeriyle boğulmuştu. Polisler evde annesinin cesediyle karşılaşan Juris'in ihbarıyla olay yerine geldiğinde resmen şok olmuştu. 55 yaşındaki kadın çırılçıplaktı ve boynunda boğulduğu kemer papyon şeklinde bağlanmıştı. Ayrıca kadın yere bacakları açık bir şekilde yatırılmıştı. İlk etapta dedektifler bir hırsızlık olayından şüphelendi ama evden hiçbir şey alınmamıştı. Boston polisi sadece cinayeti işleyenin acımasız birisi olduğuna dair fikir edinebildi. Onun dışında bir delil bulunamadı. Artık Boston sokakları bugünden itibaren tehlikesiz bir yer olacaktı. İlk olaydan 20 gün kadar sonra iki ceset daha bulundu. 85 yaşındaki Mary Malın ve 68 yaşındaki Nina Nichols da öldürülmüştü. Polisler tarafından keşfedilen iki ceset de çok korkutucuydu. Yaşlı kadınlar yine kıyafetsizdi ve bu kez ikisi de çoraplarıyla boğularak öldürülmüştü. Polisler olay yerinde cesetleri yine bacakları açık poz verdirilerek yere konmuş şekilde buldu. Basında bu cinayetler ipek çorap cinayetleri diye anıldı. Bu cesetlerin bulunduğu gün line'da da bir 65 yaşındaki Helen Blake isimli kadın ölü olarak bulundu. Bu kez kadın südyeni ile boğulmuştu. Polisler olaydan olaya koşuyordu. Katil bir anda vitesi 5'e takmıştı. Polis komiseri Edmund McNamara Boston'da bir seri katil olduğunu farkındaydı tüm polislerin izinleri iptal edildi. Sokaklarda bir yandan katil aranırken diğer yandan da kadınlara evlerinden gerekmedikçe çıkmamaları ve kapılarını kilitlemeleri uyarısı yapılıyordu. Bu uyarılar yapılırken 19 Ağustos 1962'de bir cinayet haberi daha geldi. Kurban yine boğularak öldürülmüştü ve ceset yine çıplak, bacakları açık bir şekilde yere özenli bir şekilde yatırılmıştı. Katilin tek bir insan olduğu belliydi. Ayrıca katilin profili üzerine Edmund McNamara annesine düşman, annesinin intikamını alan birisi olarak düşünüyordu. Polisler her yerde katili ararken bir yandan da cinsel suçlar işlemiş olanları sorguya çekiyordu. Bu sırada kadınlar da kendi güvenliklerini sağlamak için köpek sahiplenmeye başladılar. Hatta öyle ki barınaklarda köpek bile kalmadı. Ayrıca ne olur ne olmaz diye bıçakla taşımaya başlamışlardı. Katil Boston şehrini resmen ele geçirmişti. Bu korku dolu günlerde tansiyon hiç azalmıyordu. Katil son cinayetten sonra bir süre sessizliğe büründü ta ki Aralık ayına kadar. 5 Aralık'ta artık katilin dayanacak gücü kalmamıştı. İçindeki isteği bir türlü bastıramıyordu. Neredeyse patlamak üzereydi. Şans eseri yolda yürürken İlk cinayeti Anna Slytherin'ın oturduğu yerin birkaç blok ötesinde çok çekici bir kız gördü. Kızı hemen hedefini almıştı. Genç kız binaya girdiğinde klasik numaralarından birisi olan tamirci numarasını yapmak için hazırlandı. Ama kız buna inanmayınca yan dairenin kapısını çaldı. Kapıyı Sophie Clark ismindeki 20 yaşında siyahi uzun boylu bir kız açtı. Hemen ölçen adam yani modacı rolüne büründü. Kız ilk etapta adama inanıp kapıyı açtı. Daha kapıdan içeriye alıp arkasını döndüğünde katil saldırıya geçti. Kızı etkisiz hale getirdikten sonra cinsel saldırıda bulundu. İşini bitirdikten sonra bir bandajla kızı boğdu ve boynuna o bandajla papyon şekli yaptı. Bu kez polislerin elinde ilk kez ipucu vardı. Katil başka bir komşusunun kapısını çaldığı için ilk kez birisi tarafından görülmüştü. Bu cinayetten 3 hafta sonra bu kez de 23 yaşındaki Patricia Bissett adlı bir sekretere saldırdı. Birkaç gün sonra Patricia işe gitmeyince patronu evi ziyaret etmek istedi ve genç kızın cesediyle karşılaştı. Genç Patricia kendi çorabıyla boğularak öldürülmüştü. Bu cinayetten sonra katil yeniden durmuştu. Boston polisi ölen insanlarla aralarında bağlantı arıyordu ama hiçbir şey bulamıyordu. Polislerin korkusu katilin bir anda kaybolup gitmesiydi. Çünkü son cinayetten sonra aylarca ses soluk çıkmıyordu. 6 Mart'ta tüm basında adı boğazlayıcı olarak geçen adı belirsiz katil yeniden ortaya çıktı. Tamirci taktiğiyle 69 yaşındaki Mary Brown'un evine girebilmişti. Yine girer girmez kadına saldırarak oracıkta öldürdü. 2 ay sonra Cambridge, Massachusetts'te 23 yaşındaki Beverly Simmons dairesinde bu kez ölü olarak bulundu. Katil bu kez çıldırmış gibiydi. Kızı bir karyolaya bağladıktan sonra defalarca onunla ilişkiye girdi. İşini bitirdikten sonra da çıldırmış halde yerinde duramayan katil yanında getirdiği çakıyı çıkarıp kızı defalarca bıçakladı. İlk kez böyle bir şey yapıyordu. Resmen delilik nöbeti geçiriyordu. Kendisine geldiğinde çakının üstünden parmak izlerini temizleyerek küvete attı ve evden soğukkanlı bir şekilde ayrıldı. 1963 yılında cinayetler devam ediyordu. Boston polisi sadece izliyordu. Sıradaki cinayet Evelyn Corbin adlı 57 yaşındaki kadın oldu. Evelyn de benzer şekilde boğularak öldürülmüş ve bacağına boğulduğu çorapla papyon yapılmıştı. Bu cinayetin ardından arka arkaya iki cinayet daha işledi. İkisi de yine boğularak öldürülmüştü. bu boğularak öldürülen cinayetlerden birisi Mary Sullivan'dı. Melis Sullivan'ın yanında çok önemli bir detay bulundu. Bir meni bulunmuştu. Polislerin elinde sadece bu vardı. Ama bunu karşılaştırabilecekleri bir DNA yoktu. Katile dair herhangi bir bilginin olmaması kamuoyunu daha da deliye çeviriyordu. Bölge polisine karşı güven resmen yerlerdeydi. Katil canı istediği gibi öldürüyor, ama polisler sadece izliyordu. Bu durumu fark eden Massachusetts Başsavcısı Edward Brook olayı kendi üstüne aldı. Edward Brook çok geniş çaplı bir birim kurdu. Birim adı da Boston Boğazlayıcısını yakalama birimi. Herkes harıl harıl çalışıyor da sanki boşa çalışıyorlardı. Birim kurulduğundan beri bir yıl geçmişti. Ne ses vardı ne soğuk. Hala zanlı bile yoktu. Durum çözülememeye devam ediyordu. Edward Buruk soruşturmanın başına başsavcı yardımcısı John Bottomley'i getirdi. Bottomley göreve gelir gelmez kendisinden önceki bir sürü evrakı incelemeye başladı. O zamanlar profilleme henüz pek yoktu ama Bottomley katilin 30'lu yaşlarda birisi olabileceğini kestirdi. Tam bu sıralarda ortaya bomba gibi bir bilgi düştü. Albert de Salvo, bir hırsızlık suçundan hapisteydi. Onun için atanan avukat Lee Bailey çok önemli bir bilgiyle Batimli'nin kapısını çaldı. Ona katili bulduğunu ama müvekkilinin ifadelerini kayıt dışı almasını istedi. Yani ona karşı mahkemede kullanılamayacaktı. Bu da müvekkilinin elektrikli sandalyeye giden yolda önemli bir hamle olacaktı. Can Batimli bunu kabul etmek zorunda kaldı. Libeyli katilin müvekkili Albert Desalvo olduğunu söyledi. DeSalvo cinsel suçlar işleyen, hırsızlıkla yapan birisiydi. Ama daha önce hiçbir şiddet üzerine ceza almamıştı. Ruh sağlığı olarak da normal değildi. Batınlı ile girdiği sorgu odasında DeSalvo sadece katilin bilebileceği şeyleri söylediği için işin sonuna gelindi. Herkes katilin bulunduğunu düşünüyordu. Bu sırada Albert DeSalvo da Bridgewater Eyalet Hastanesine gönderildi. Burada adamın şizofreni olduğu anlaşıldı. Şimdi hikaye biraz daha değişmeye başlıyordu. Katilin yakalanması için ödül verileceği için acaba Lee Bailey ve Albert de Salvo bir anlaşma mı yapmıştı? Albert de Salvo sorguda sadece katilin bilebileceği şeyleri söylüyordu. Ama beceriksiz Boston polisi departmanı acaba onu yönlendirmiş miydi? Bu tartışmalar o sırada çevrelerce yapılıyordu. DeSalvo Salvo hapsedilmek üzere Massachusetts'teki Junction hapishanesine gönderildi. Bir yandan katille olay yeri arasında somut delil de aranıyordu ama resmen hiçbir şey yoktu. Batımlin'in elinde yalnızca birisine itirafı vardı. Bu yeterli miydi birini yakalamak için? Bu gibi sorular çıkmaya başlayınca başsavcı Edward Brook kameralar karşısına çıkarak ''Bize güvenin o suçlu'' dedi. Bilinene göre Brook o günlerde senatör adayıydı bastığını esir alan bir katili yakalamış olması onun için büyük bir puandı. Avukat Lee Bailey için de öyleydi. Zira Beyli de yakalanmasını sağladıktan sonra yazdığı kitaplar ciddi derecede satıldı. Adı ünlü cezacı avukat olarak tarihe geçmişti. Polis içindekiler bile katilin de Salvo olmayabileceğine inanıyordu. Ama başsavcıya bir katil lazımdı. Bazıları DeSalvo eğer mahkemeye çıksaydı bu suçlardan suçlanmayacaktı diye düşünüyordu. Tabi bu ortamın kurulması ihtimali 1973 yılında Albert DeSalvo'nun hapishanede öldürülmesiyle ortadan kalktı. Hapishanede birisiyle girdiği bir güç mücadelesinden bıçaklanıp ölerek çıktı. Tabi bu halka anlatılandı. Belenene göre DeSalvo hapishane doktoruyla çok önemli bir şey söylemek için randevulaşmıştı. Tahmin edilen burada DeSalvo'nun itirafını geri çekeceğiydi. Ama bu görüşmeden bir gün önce DeSalvo öldürülmüştü. Herkes bildiklerini açıklayacağını söylüyordu. Yalnızca avukat Lee Bailey, hapiste bir uyuşturucu çetesinin kurbanı olduğunu iddia ediyordu. Albert DeSalvo'nun yakalanmasından yıllar sonra bazı araştırmacılar konunun üzerine gitmeye çok niyetliydi. İtiraf uzmanı birisi DeSalvo'nun sorgulama metnini okuyunca, Buttonley'nin sorularıyla onu yönlendirdiğini iddia etti. Hatta adama olay yeri fotoğraflarını bile göstermişti ki bu yasaktı. Bu sayede Albert sadece katilin bilebileceği şeyleri söyleyebiliyordu. Albert Resalvo'nun bilinen ölçüm yapan adam diye bir modacı kılığına girip kadınların evine gidip onları manken yapacağı yalanı söyledikten sonra cinsel tacizde bulunacağını söylüyordu. Bilinen tek suçu buydu. Onun dışında cinayetleri kanıtlanamadı. Sadece Mary Sullivan'ın Cesedinin yanında meni bulunmuştu. Şimdi bu meni üzerinden Desalvo'nun DNA testi yapılması gerekiyordu. Fakat o günlerde bu yapılamadı. E daha sonra da Desalvo ölünce artık imkansız hale geldi. Fakat yetkililer bu olayın peşini bırakmak istemiyordu. Çünkü Desalvo gerçekten bir katil miydi yoksa değil miydi? Veya seri katil miydi? 11 Temmuz 2013 tarihinde alınan izinle Albert Desalvo'nun mezarı açıldı ve DNA testi yapılmak istedi yapılan DNA testinde de Mary Sullivan'ın yanında bulunan Manny ile Albert de Salvo'nun DNA'sı eşleşti. Yani Mary Sullivan'ın gerçekten katili Albert de Salvo'ydu. Fakat geriye kalan 13 kişinin de katili o muydu? Bu sorunun cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.